Sevgili çocuklarım, nar testin birinci denemesinin Türkçe soru çözümleriyle bir aradayız yine. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Burada kelimeler vermiş, çok sık karşımıza çıkan bir soru türü. Kelimeler vermiş, o kelimelerin anlamını vermiş. Bizim parçadan bunları bulup kutucuklara yerleştirmemizi istiyor. Kutucukların hepsinin sayıları aynı. Sizin bakmanız gereken sadece kutuların içine yazıp harflerin birbirine denk gelip gelmediğine bakmaktı. Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik, rehavet kelimesinin tanımıdır. Hemen ardından akabinde kelimesinin tanımıdır. E, rahat, sakin, asude kelimesinin tanımıdır. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan dediği de tek düze kelimesinin tanımıdır. Bunları yerleştirdiğimizde uygun olmayan şekilde yerleşen kısım C şıkkında verilmiş Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı. İkinci sorumuza geçtiğimizde burada belli bir menü verilmiş. Spor yapanlar için özel hazırlanmış beslenme programı verilmiş. Bu programda hangisine ulaşılabilir diyor. Üç tane bilgi vermiş. Ekmek tam buğday veya tam tahıllı olmak şartıyla her kahvaltıda tüketilmelidir diyor. Ama burada ikinci beslenme programında kahvaltılık gevrek tükettiği için bunu söyleyemeyiz. Kuru yemiş ara öğünlerin vazgeçilmezi olmalıdır diyor. Hayır meyve olan ara öğünlerde var ya da cacık olan ara öğünler var. O yüzden bunu da söyleyemeyiz. Öğünlerden birinde mutlaka sebze ve meyve tüketilmelidir. Bu doğru bir bilgi. Yani bizim cevabımız yalnız 3-5 şıkkı. Üçüncü soruya geldiğimizde üçüncü soruda bir alfabe vermiş bize. Çok sık karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi yine. Bu alfabede sessiz harflerin dikdörtgenler ve karelerle e, -e harfinin noktalı tüm üçgenler, noktalı tüm ünlülerin üçgen yapıya sahip olduğunu, noktasız ünlülerin de daire şeklinde bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Bu bilgilerden hareketle hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Yanlışlık yapılan ışık kelimesi sizi aldatmak için burada S'ye benzetmişler ama bunun normalde kare ya da dikdörtgen olması gerekiyor. Ünsüz harflerden biri olduğu için D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Dördüncü soruya geldiğimizde buna göre söz konusu habere ilişkin en uygun altyazı diyor. E, küresel ısınmanın hızını bitki örtüsünün çoğalmasına bağlı olarak yavaşladığı düşünülüyor. NASA'dan uydu görüntüleriyle bu kanıtlanıyor. Buna da en uygun haber başlığı A şıkkında verilen dünya yeşillendikçe küresel ısınma yavaşlıyor cevabıdır. A şıkkı bu sorumuzun doğru cevabı. Beşinci soruya geldiğimizde bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Eğer dikkat ederseniz çok çabuk çözebileceğiniz bir soru. Vefat eder kelimesinde herhangi bir ses olayı olmadığı için etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılır kuralına aykırı davranılmıştır. A şıkkı doğru cevabımız. Altıncı soruya geldiğimizde hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diye sorar bize. Sıfat fiilin eklerini vermiş. Dayanılmaz acılar bir sıfat fiildir. Depoya konulacak eşyalar bir sıfat fiildir. Koşar adım bir sıfat fiildir. Ancak kedicik akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan yorulmuş dediğimizde burada yorulmuş kelimesi mış eki almış olmasına rağmen çekimli fiildir. Oradaki mış da geçmiş zaman ekidir. 7. sorumuza geldiğimizde burada bir muhabirle uzmanın konuşması var. Muhabir bir soru soruyor. Uzman buna karşılık cevap veriyor. Uzman İstanbul bütün tarihi boyunca yangınla anılan bir şehir aslında diyor. Ve Osmanlı döneminde yangınların başlığı nedeninden bahsediyor. Bu da tam olarak D şıkkında verilmiş. Zaten Osmanlı'dan bahsettiği için A ve B şıkkı tamamen eleniyor. Başkent olarak İstanbul'dan hiç bahsetmediği için C şıkkını da eliyoruz. Osmanlı İstanbul'da bu kadar çok yangın çıkmasının sebebi nedir sorusunun cevabını veriyor uzman. Gerçekten şehir neredeyse ahşaptan yapılmış gibidir. Sözü de boşluğa gelmesi gereken söz. 8. soruya geldiğimizde Fiilimsler bazen söz öbeği oluşturur ve bu söz öbekleri cümleye farklı anlamlar katar diyor. Cümlelerin hangisinde fiilimsinin içinde bulunduğu altı çizili sözcük öbeğinin cümleye kattığı anlam yay ayraç içerisinde verilenle uyuşmamaktadır. Bakıyoruz. Ne zaman bakıyordum? Bu kitabı okumadan önce evet zaman anlamı vermiş. Nasıl kendine bir yol haritası çıkardı? Durum anlamı vermiş ona büyük bir avantaj sağlamasının sebebi bu şehri daha önce görmesiymiş ancak etkilemedi neden etkilemedi sorusunun cevabı olduğu için buna amaç diyemeyiz burada da B şıkkımız doğru cevabımız 9. sorumuzda yine görsellerle ilgili bir soru var e, yukarıda bilgiler vermiş aşağıdaki görsellerin hangisinde e, yazarım bu yazısında yakındığı durum için örnek olarak kullanılabilir diyor. Yazar teknolojinin artık bizim bir organımız olduğu, hayatımıza çok e, ileri safhada yerleştiği ile ilgili bir şeyler söylüyor. Teknolojinin olumsuz yönünden bahsediyor. D şıkkına baktığımızda Papa'nın cenazesinde herkesin ağlayıp üzülüp birbiriyle ilgilendiği halde 2005'te, 2013'te herkesin görüntü aldığını görüyoruz. Herkesin elinde cep telefonu. Bilgisayar, tablet. Ee, bunun yani o anı bile yaşamaktan uzak olduğumuzdan şikayetleniyor. Burada da D şıkkımız doğru cevabımız çocuklar. 10. soruya geçiyoruz. Bu metinde altı çizili söz gruplarının kazandığı anlam aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir diyor. Zaten çok bariz bir şekilde belli. Tarihin sıfır noktası demek tarihin başlangıcı demektir çocukları çocuğa görelik ilkesi de çocuğun kavramasına uygun olan demektir. D şıkkımız bu sorumuzun doğru cevabı. Diğer sorumuzda ahlak ve adalet insanın kendi kendini yenmesidir derken A şıkkında söylenen Metin Bey'in aldığı ev için emlakçının fiyatı düşük göster, daha az vergi ödersin teklifini reddedip aldığı fiyatı belirtmesi bir özdenetimdir. Ak ve adaletin kendisine göre de değişmediği, kimseye göre değişmediği, hak ve adaletin hep aynı kaldığıyla ilgili bir cevaptır. A şıkkımız doğru cevap bu soruda da. Evet, 12. soruda bir şiir sorumuz var. Şiir sorumuza baktığımızda buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrendiği bilgilere uygun bir şiiri sosyal medya hesabından paylaşmak isteyen Emine Hanım'ın yaptığı paylaşım olabilir diye soruyor. 8'li hece ölçüsünden oluşmalıdır deyince <laughs> A ve D şıklarını eliyoruz. Diğerlerine baktığımızda kahramanlıktan, böyle e, memnuniyetsizlikten, sitemden bahsediyor. Zaten buradaki şiir e, bu konuyla hiç alakalı değil. O yüzden 5 şıkkımız doğru cevabımız bu soruda da. <laughs> 13. sorumuza geldiğimizde sağ ayağını ustaca kullanan gol makinesi İngiltere'nin bir sahil kasabasında doğmuştur diyor. İngiltere'nin sahil kasabasında doğduğuna göre İngiliz'dir. Gol makinesi dediğine göre çok gol atmıştır. Sağ ayağını ustaca kullanan dediğine göre sağ ayağını sol ayağından daha iyi kullanmaktadır. Üçü de doğru. Bu yüzden doğru cevabımız D bu soruda. 14. soruya geldiğimizde bir metin vermiş. Metnin olay akışına uygun sıralanmasını istiyor bizden görselleri. Metinleri metni incelediğimizde sabah uyandığında kar olmadığını söylüyor. O yüzden bunları eliyoruz. Şehirde yaşadığından bahsettiği için de aslında C şıkkını eliyoruz. Sonrasında zaten iki oğluyla yaylaya iniyor. Sonra etrafları kalabalıklaşıyor ve bir varilin etrafında ateş yakıp, yakıp ısınıyorlar. Sonra gönüllerince eğleniyorlar. Sonra da minicik bir kardan adamdan bahsediyor parçanın içerisinde. O yüzden doğru cevabımız 14. soru da aşıklı çocuklar. 15. soruya baktığımızda yeni reklam stratejilerinden biri de ortaya konulan ürünün müşterilerin denemesine olanak sağlanması diyor. Ünlü bir kahve firmasının 1 milyon adet ücretsiz kahve dağıtması ürününü tattırmasıdır. Bir sucuk firmasının alışveriş market, market alışveriş marketlerinde ürünü müşterilerine tattırması yine e, bir yukarıda bahsedilen stratejidendir. Bir yayın evinin kitaplarının dijital hallerini öğretmenlere ücretsiz olarak göndermesi yine ürünlerini denetmesidir. O yüzden 15. sorumuzun cevabı D şıkkı. 16. sorumuzda Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sohbetten alınmış olamaz diyor. Sohbet sıcak karşısındakine hitap eder gibi konuşan konuşurmuş gibi karşısında biri varmış da onunla konuşurmuş gibi yazılan yazı türleriydi. İlkinde bize sohbet olduğunu nedir bu serbest şiir diye sorular sorarak belirtiyor zaten. Bu bir sohbetten alınmıştır. Yine B şıkkında e, unutmayalım ki biz insanlar diye başlıyor ve siz gördünüz mü diye karşısındakine sesleniyor. Bu da bir sohbettir. D şıkkında yine aynı şekilde siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz derken karşısındakine hitap ediyor. Bu da bir sohbettir. C şıkkı <laughs> bu sorumuzun doğru cevabı. 17. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi bu iki metinde ortak olarak kullanılmıştır diyor. Her iki metinin ilk cümlesi tanım cümlesi olduğu için ortak kullanılan tanımdır. O yüzden A şıkkımız 17. sorumuzun doğru cevabı. 18. sorumuzda bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki işlevlerden hangisinin örneği yoktur diye sormuş. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Evet, Satı Efendi'nin derken bu şekilde kullanılmış. Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak için kullanılır. İshak Paşa Sarayı'ndan seslerin so söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için de neyleyim derken kullanılmış. Ancak C şıkkındaki bir ek ya da harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır ifadesi burada yanlıştır. 19. soruya <laughs> geçtiğimizde özür dilerim. Bu bilgilere göre aşağıdaki grafiklerden hangisi ders notlarından birine ait olamaz? Şimdi bakıyoruz çocuklar grafiklere. Ee, şu mesela düşüşle başlayıp yükselip tekrar düşüren birinin alta geçtiği için şu fen bilimleri dersinin olabilir mesela. Yine bu da aynı şekilde yüksek başlayıp düşürüp 88, 67, 94 matematik dersinin olabilir fen diyelim matematik diyelim. Yine bu da 90, 82, 73 küçük bir düşüşle Türkçe dersinin olabilir. Ancak bu hiçbir derse uyan bir grafik değildir. C şıkkımız o yüzden doğru cevabımız. Bu bilgiye göre 20. sorumuza geçiyoruz. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yanlış gösterilmiştir diyor. Koydu kim o neyi özenle hazırladığı yemekleri sofraya koydu bu yer tamlayıcısıdır. Bekliyor nerede? Kitabın son sayfasında. Bu da bir yer tamlayıcısıdır. Geldi nereden? Sakarya'dan. Bu da bir yer tamlayıcısıdır. Ancak yukarı hiçbir ek almadığı için hep söylediğimiz gibi zarf tamlayıcısıdır. 20. sorumuzun da cevabı B şıkkı. Evet çocuklar. nerede testimizin cevapları bu şekilde. İnşallah hepiniz güzel sonuçlar almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.